3, 2, 1, kayıttayız. Evet, merhabalar, sevgiler, saygılar efendim. Jason 2, Berlin haritası ve bu sefer reply'in sahibi Berat. Mailime reply'larınız peş peşe düşüyor. Ardı ardına düşüyor, kesilmiyor. Bunun için çok çok teşekkür ederim. Şöyle birazcık oyunun sesini açalım. Ardından tekrar haritamıza dönelim. Şimdi FV-4005 seviye 10 tank destroyer, bildiğiniz gibi. Oynaması çok zor bir tank destroyer. Çok iri bir cüssesi var. Çok hantal. Özellikle geri gitmesi, geri kaçması. Yani ateş ettiniz hemen geri çıkmanız için çok fazla bir şansınız yok. Çok ağır, hantal bir tank. Bunun dışında artıları tabii ki muazzam güce sahip bir topu var. 1750 vurabilen birinci mermisi, ikinci mermisi ise 1150 vurabilen, hasar verebilen bir mermisi var. Burada Berat'ı çok standart bir yere gittiğini görüyoruz Berat'ın. Gördüğünüz gibi çalıların hemen arkasına şöyle efendim ben bir hop ittireyim, sürttüreyim derken geçiyor. Burada ateş edebileceği, görebileceği bir tank arıyor derken bir tane buldu. Güzel bir pozisyon alıyor. Bakın ne kadar geç nişan alabilen bir tank. Berat sabırlı bir şekilde bekliyor nişan almasını. Ooo, çok iyi. Çok iyi gerçekten. Körden sakin bekleyiş, sabırlı bir bekleyişte Berat ilk atışını yapar yapmaz K91 tankını garaja yolladı. Körden vurdu. Burada aslında verdiği hasar da görmüyoruz. Şunu söyleyeyim, kör atışlarında verdiğiniz hasar görülmez. Ancak maç sonunda onları görebilirsiniz. Seviye 10 ve 9'ların olduğu, seviye 9 bir maç diyebiliriz. Seviye 9 ve 10 karması bir maç diyebilirim. Tabi Berat burada aynı yerini koruyor. Çok sabırlı olması gerekiyor. Bu tankta çok sabırlı oynamanız gerekiyor. Fakat lan burada iki tane de çizgisi var Berat'ın. Ki bu da bak STR ve orası benim yerim diyor. Tamam diyor Berat, gel geç diyor. Falan bir sürtüşme oldu orada. Sorun değil, devam ediyoruz. Berat 277'yi oradan dermesi çok zor. Evet, kendi spotladığı T61'e bakıyor. Eğer T61 küçük bir hata yaparsa 1750 canı var. Onu da garaja yollayabilir. Nişanını alacak. Komutan kapağını görüyor. T61 hafif çıkıyor. Hayatın hatalarından birini yapıyor. T61. Oh. Gerçekten Berat güzel bir atışla T61'de garaja yolladı. İki atış, iki tankı garaja yolladı. 1750 diyebiliriz hasarları Berat'ın. Bu arada Centurion'a bir spot verdi. Onun da spot hasarını aldı. Berat aynı yerde yerini koruyor. 2-0 takımı önde. Burada hem Centurion'un hem de Obje 277'nin geri çıkmasını bekliyor. Oynama taktiği şu ki bu tank için en mantıklılarından biri de bu. İyi bir pozisyon olacaksınız. Genelde her yere, haritanın birçok yerine hakim bir bölgeye geçeceksiniz. Ama aynı zamanda kendinizi koruyabileceğiniz, kaçabileceğiniz bir bölgede olacak. Ve orada sabırlı bir şekilde düşman tankların gideceği noktaya bakıp atışınızı yapacaksınız. Ve 277'ye de 800 küsur hasarımızı veriyoruz. 884 hasarımızı veriyoruz. Berat şu ana kadar takımını sırtlıyor gerçekten. Ama aman Centurion. Centurion VTAUF'u garaja yolladı. Berat yine aynı noktaya çıkacak. Berat şu ana kadar burada spotlanmadı diye biliyorum ben. Yanılıyorsam düzeltebilirsiniz. Evet, spotlanmadı diye düşünüyorum. Doğrudur. Aynı yere bakıyor. Şu anda 4'e 4. Maç biraz kritik de olsa Berat bulunduğu bölgeyi gayet iyi koruyor. Arkadan ve soldan da tabii ki takım arkadaşlarının desteği var Berat'a. Fakat haritaya baktığımızda sağ tarafta artık epey bir avantajı eline geçirmiş durumda. Dolayısıyla Berat'ın belki çok da fazla beklememesi gerekecek burada. Ben Berat'ın şu dakikadan sonra önüne bir tank geleceğini düşünmüyorum. Aslında burada birazcık harita okumayı da ya da onun okumayı da anlatmak isterim. Burada şunu yapması gerekiyor Berat'ın. Haritaya bakıyor. Karşısına gelebilecek, çıkabilecek bir tank yok. Zaten haritaya baktığınızda 1, 2, 3, 4 tank spotlu olduğunu görüyorsunuz. Şöyle mouse'la göstereyim. 1, 2, 3, 4 tankın spotlu olduğunu görüyoruz. Hatta şöyle kocaman yapalım haritayı. Zaten bunlardan biri ART. Diğerleri TD. Büyük bir ihtimalle bu TD'lerde en arkada yatan arkadaşlar. Ki 3'ü burada. 3 TD. 3'ü burada.
İki tanesi arkada yatıyor. RT ile birlikte ağır da burada. Yani aslında arkada yatan 2T'de bir tane de RT'leri var. Barrett'ın çok fazla burada bekleyeceğini sanmıyorum. Çünkü iyi ve kaliteli bir oyuncu. Özellikle gördüğünüz gibi şu Nambu'daki iki çizgiden bunu anlıyoruz. Barrett yine aynı noktaya bakıyor. Çünkü orada bir tank gördü. STRV'yi gördü. Bakalım bekleyecek mi? 9-4. Evet. Aklın yolu bir. Barrett FV4005 hislerine güvenerek o tarafa doğru gidiyor. Evet, buraları hızlandıralım. Bir an önce oraya gitsin Berat. Ki videomuzda çok fazla uzun olmasın. Berat geçerken spotlandı. Bakacak. Bir atış olabilir mi oradan? Tabii geri gelmesi gerekiyor. Bakın yine çıkabileceği ve onu vurabileceği net bir yere ateş ediyor. Daha doğrusu ateş etmiyor, nişan alıyor. Birazcık geç davrandı. Yok, denemeyecek ve zaten spotlandığı için de hemen buradaki STRV'ye doğru basıyor. İşte burada önemli bir atış STRV'den geldi. 87. Berat H'ye attı çünkü STRV. Berat oradan alır mı onu? Wow. İşte 1800 vuruyor. Çünkü yükseklik olarak çok fazla yüksek FV tankı ve STRV'nin oradaki önündeki açısı, önündeki zırhındaki o açı hiçbir işe yaramadı. Evet, son bir tank var. Hori Berat'ın nişanının ucunda. Hori orada iki kişiyle savaşıyor. İleri yapıyor, geri yapıyor. Berat oraya doğru da basmayı düşünüyor. Çünkü dediğim gibi artık hasar kovalaması gerekiyor. Artık tam anlamıyla gezici avcı olması gerekiyor. Demin sniper yapıp yatıyordu. Şu anda toplamda 4 tank var. Berat'ın 4434 hasarı oldu ve yine rakip base'e doğru gidiyor. Bu koca toplu vurdu mu oturtan FV4005'imiz. Evet, büyük bir ihtimalle RT'ye gidecek Berat ya da Jason, Nicky Jason. Büyük bir ihtimalle RT'ye gidecek. RT'ye giderken sürpriz bir tankla Grill'le karşılaşıyor ve ona da güzel bir öpücük konduruyor. 1621 hasar neredeyse garaja yolluyordu Grill'i. Ve 1621 hasardan sonra Barrett'ın takım arkadaşı Grill'i garaja yolluyor. Ve artık durum 13-9 oluyor. Özür dilerim, 13-9 oluyor. Ve yalnızca 2 tank kaldı. Barrett hala hasara doymuş bir pozisyonda değil. Ama şunu söyleyeyim, 6055 hasarı olmasına rağmen Barrett'ın aslında siz buna 1750, 1600, 1800 daha koyun. Çünkü körden bir atışı daha vardı diye tahmin ediyorum. Ben de replay'i ilk izliyorum açıkçası. Ön bir izleme yapmadım ve spontane bir şekilde anlatıyorum. Ağır tanka gidiyor. Obje 260'a doğru gidiyor Berat. Hızlandıralım. Evet, obje 260 spotlandı. Seviye 10 tank. Seviye 10 tank başka bir tank basıyor. Berat en azından bir atış yapayım diyor. Berat artı da orada. İkisi de orada. Berat'ın şu anda iştahı kabardı. Bir atış yapayım diyor. Ne olur diyor. Bir atış. Ne olur 260'a ben vurayım. Ne olur. Ne olur. Hadi vur ona Berat. Evet. Sonraki lütfen dedik duyduğunuz gibi. Next please. Sonraki lütfen gerçekten attığı her atış son derece kararlıydı, son derece isabetliydi. Berat'ı tebrik ediyorum ve hemen maç sonu skorlara detaylara gidelim efendim. Evet, Berat da votrecord.com'a attı. Niye attı bilmiyorum. Oradan atmış. Ben hemen şunu like'layayım. Votrecord.com'a atmış. Belki onda da bir hata var ama uzun zamandır ben de votreplaysa video yükleyemiyorum. Buradan da World of Tank uzmanlarında orada çalışanlara duyurulur efendim. Yetkililerine duyurulur. Evet, Berat'a baktığımızda ustalık börevesini alıyor. Yüksek kalibreyi alıyor. Tabii ki, tabii ki. Ve Berat'ın toplam hasarı 8531. 4 kişi öldürdü. 1111 deneyim aldı. Berat gerçekten çok başarılı. Şöyle hemen takım skoruna da gelip yani genel bir skora. Arasında 2 katı fark var. Obje 277 ile. Ki Obje 277 de güzel bir maç çıkarmış aslında. Rakip takımı ise ezdiklerini görüyorsunuz. T110, T110E5 3700 hasarda. STRV 2900 hasarda. Şöyle bir genel bir neler yapmış neler etmiş onlara da bakalım. Gördüğünüz gibi Berat 6 atış yapmış. Ve 5'i penetre etmiş rakiplerini. Başarılı. Asist hasarı ise 315. 6 atış yapmış ve 5'i dediğim gibi penetre etmiş. Toplamda 53.000 ve ekstra bonuslardan
o şu bu falan derken 80 bin, Berat'ın cebine 32 bin kalmış. Tekrar söylüyorum, FV4005 gerçekten oyunda en zor oynayabileceğiniz tanklardan biri. Ve bu anlamda Berat'ı tebrik ediyorum. Eline koluna sağlık. Ayrıca bu replay için kendisine teşekkür ederiz. Evet, video bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.